Evet, şimdi forvet konusunu konuşacağız. Teixeira'yı çok merak ediyor taraftarlar, konuşacağız ama Kenan Karaman transferi nasıl değerlendirilecek acaba? Nasıl bir performans gösterecek Beşiktaş'ta? O gün buradan başlayacak olursak. Kenan ilk önce Beşiktaş'ın gündemine geldiği tarih 2019'un yaz dönemiydi. O dönem Abdullah Avcı görevdeydi. Ancak tabii olmamıştı. Farklı oyuncular konuşulmuştu. Sürekli gündemde olan bir futbolcuydu yani Beşiktaş adına. Geçtiğimiz devre arasında Kenan zaten bahsediyor. 6 ay önce görüşmelere başladık. O dönem işte kulübe 650 bin euro bonservis ettiği için transferi gerçekleşmemişti. Ben de burada söylemiştim. Kenan şu an olmazsa yazın Beşiktaş'a gelecek diye. Ki öyle oldu. Maliyet açısından bence oldukça uygun Beşiktaş adına. Yani Beşiktaş'ın o maaş skalasında önemli bir yere sahip olacak zaten maaş ve fayda açısından. Çünkü neden? Hani doğrudan ilk 11 olur mu? Performans verirse neden olmasın? Çünkü orada Kenan hani santraforda oynamak istediğini daha doğrusu en iyi performans orada verdiğini söylüyor. Ancak sağda da ve solda da oynayabiliyor. Sezon içerisinde birçok değişiklik görebiliriz. Türk milli takımında oynayan bir futbolcu ki yeni yabancı kuralında 3 tane yerli oyuncu bulundurmak zorundasınız kadronun içerisinde. Hadi bunlardan bir tanesi Salih Uçan oldu diyelim. İşte kalede Ersin. Üçüncüsü Kenan olabilir yani bunun arasında. İşte bir üçüncü futbolcuya ihtiyacınız Bir de olacak. tabii Larin'in gitme ihtimaline karşı muhtemelen solda da bir alternatif olarak Solda, sağda, değerlendirilebilecek bir oyuncu. ileride yani üç bölgede de alternatif yaratabilir, yedekleyebilir, hatta 11 oynayabilir. Performans verirse dediğim gibi yani üç tane ihtiyacınız var sonuçta birini oynatacaksınız. Kenan'ı o açıdan ben hani Avrupa Şampiyonası'nda Kenan mı kötüydü sadece? Herkes kötüydü. Yani öyle bir değerlendirme yapmayacağım. 3 maçı kimseye dikkate almamak gerekiyor. Ama öncesinde bence milli takımda da güzel işler yapmıştı. Hani Avrupa Şampiyonası öncesinde. Burada potansiyelini biraz daha yukarı çekmesi gerekiyor elbette. Sergen Hoca farklı bir insan, farklı bir teknik adam. Bazen futbolculara yaptığı dokunuşlarla zaten ilk önce böyle herkesin dikkatini çekmişti. Kenan'a da bunu yapabilir. Daha fazla potansiyeli ortaya koyabilir. Ben Kenan'ın hücum yönünde belki hani Gezzal'dı vesaire bu kadar Enkudu kadar atik bir oyuncu olmayabilir ama savunma yönünde de takıma fayda sağlayabilecek 3 mevkide de değerlendirebiliriz. Uygun maliyetli bir alternatif olarak düşünüyorum. Peki, Nevzat, Kenan daha önce Kaan Ayhan'la birlikte Galatasaray'da çok yazılan bir oyuncuydu. Şimdi Beşiktaş forması giyecek. Senin yorumun ne olur? Bence de transfer çok heyecan yaratmaz bu tarz transferler. Ama teknik adamlar istiyorsa ya da milli takım hocaları vazgeçmiyorsa bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Takım için takım içerisinde sevilen figürler oluyorlar. Mücadeleci oyuncu, teknik adamdan tercih ettiği oyuncular oluyor. Devamlılığı olan oyuncular ki Beşiktaş'ın Kenan'dan beklentilerin çok fazla olmaması da onun için belki de bir avantaj. Tabii. Oyuncu katkı anlamında bence Beşiktaş'a çok ekstra puanlar kazandırabilecek. 11'deyse 11. Sonradan oyuna girmekse bir hamle oyuncusu olarak da Beşiktaş'a çok ekstra katkı sağlayabilecek potansiyel. Ama direkt yaratıcılık anlamında Beşiktaş'ta biraz hani çok fazla o düz oyuncu sayısının artması eleştirisi belki yapılabilir. Daha önde spektaküler işte ne bileyim yaratıcı kreatif oyuncular taraftar tabii ki taraftan hoşuna giden profiller daha çok İşte o öyledir. noktada işte Teixeira'yı konuşmak lazım. O eksikliği Teixeira giderecektir ama Kenan hiç ses getirmedi. Hatta belki kısmen eleştiri konusu da olmuş olabilir Beşiktaş'ta. Kim olursa olur bu arada. Ama bence Mantıklı bir çok ekstra katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Kenan Karaman Beşiktaş'a Olcay Şahan'ın verdiği faydayı verse zaten beklentiyi karşılamış. Ya ben muazzam bir performans olur benzetmesi ki. Yapılmıştı. Hemen hızlıca. Kenan için şu an ismini hatırlayamadım hocamın. TRT'de bu şeyi yapmıştı ama hakikaten güzel bir benzetmeydi. Necip'in ön taraftaki versiyonu. Ya Joker hakikaten. olabilecek bir oyuncu. Yani Necip'in nasıl sağ sola stopere oraya buraya Kenan'ı da aynı versiyonu hücumdaki versiyonunu transfer ettiniz. Hemen Teixeira'yı sormak istiyorum o gün Evet. sana. Artık anlaşma yapıldı, açıklandı. Açıklanacak gözüyle Alp hocam. bakılıyor. Doğru mudur acaba? Alp pehlivanımıza Alp hocamın güzel bir saygılar. Evet, ona da sevgiler, saygılar gönderelim. Teixeira.
Bitti mi? Eli kulağında diyelim. Hani ıslak imzayı görmeden. Bu da Serdar Sarıdağ gibi oldu. Serdar Sarıdağ'la da özdeşleşti hakikaten. Evet, ıslak imzayı görmeden. Alex Teixeira da zaten yaklaşık 10-11 gün öncesinde burada da söylemiştim, haberleştirmiştim de. Maaş konusunda bir sıkıntı kalmamıştı. Orada bir imza parası konusu vardı ki Teixeira ile yapılan pazarlar çok yukarıdan açılmıştı. Neydi bunlar? 3,5 milyon euro maaş, 3 milyon euro seviyesinde imza parası. İşte ilk etapta o maaş pazarlığında 2 milyon 800 bin euroya kadar düştü. Daha sonra 2,5'a el sıkışıldı. Evet. Orada bir problem yok. Onun dışında imza parasını da hani burada çok kişi devreye girdi. Onlara da değinmek gerekiyor. İşte kimdir? Hani dışarıdan değil, takım içerisine. Biri Josef de Souza, çok çok yakın arkadaşı. Diğeri de eski Beşiktaş'ta sol bek hatırlarsanız Ramon Motta. Evet. Ramon Motta da aynı şekilde Beşiktaş için kendisini arayıp olumlu görüş bildirenlerden bir tanesi ki zaten Josef'in anlattıklarından sonra yeterli olmuştur ama ekstrası Ramon Motta oldu Alex Teixeira için. Alex Teixeira'ya Beşiktaş maaş konusunda 2 hafta önce anlaştığında Valencia'nın da bir teklifi vardı bu arada. Valencia'nın teklifi Beşiktaş'ın verdiği maaşın bir miktar daha üzerindeydi. Yani 2 milyon 800 bin euro civarı bir maaş teklifi vardı bu arada. Ancak hani çok ciddi farklar olmadığı için vesaire bir de malum etkileri konuşuyoruz hep Josef'ten vesaire bahsediyoruz. O etkilerle Beşiktaş'ı zaten kabul etmişti. Şöyle bir durum vardı. Neden 2 haftada bu transfer bitirilmedi de bugünler beklendi? Burada birincisi Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi takımdan birinin ayrılmasını bekledi öncelikli olarak yabancı konusunda. Evet. Yani kimdi bu isim? Ayan beyan Adem Leic'ti. Baktılar ki şu anki durumda Adem Leic'in hani gidecek gibi durmuyor. Olan tekliflerde hani onun maaşını karşılayabilecek seviyede değil zaten. Ve oyuncu sonuçta beklettiğiniz oyuncu Teixeira piyasası ortada, kariyeri ortada. Yani yeteneği vesaire takıma sağlayabileceği katkıyı en azından hayal edebiliyorsunuz, düşünebiliyorsunuz yani. Ve ortada beklettiği bir teklif de var. Dolayısıyla Beşiktaş daha fazla bekletmek istemedi. Ancak ikinci konuya gelin. Bana tabii geçtiğimiz günlerde şöyle bir bilgi de gelmişti. Bilgi demeyeyim mi? Hani böyle birisiyle bir diyalogum olmuştu. Demişti ki Gezal transferi olumsuz sonuçlanırsa Beşiktaş adına hani olumsuz bir durum oluşursa orada bil ki birkaç gün içinde Alex Teixeira gelir. Başkan orada bir taraftara bayram hediyesi biraz da hani Gezal'ı unutturma şeyi verebilir diye. Tabii Gezal hala Beşiktaş'ın gündeminden çıkmış değil ama dediğimiz gibi az önce nasıl konuştuk? Ortada değil, Galatasaray'a daha yakın diye. Alex Teixeira'yı... Gezal'ı unutturacak tek isim Teixeira olur mu yoksa oraya bir yıldız forvet de... Aynı mevkilerin oyuncuları değil. Hayır hayır o anlamda demiyorum. Yaratacağı rüzgar anlamında ve takıma yapacağı bence katkı anlamında bir forvet tabii burada tamamlayıcı olarak, bitirici olarak hatta. Oraya geleceğiz. Çok şimdi Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a vereceği Adem Leic'ten son 2,5 sezondur beklenen ama bir türlü veremediği, hayal ettirdiği ama ortaya koyamadığı performansı Teixeira gelip Türkiye'de rahat bir şekilde ortaya koyabilir. Brezilyalılar başarılı oluyor bu. Evet oluyor. Yani mesela Arjantinli bir oyuncu için diyemem. Arjantin tutmuyor. Ama Brezilyalılar için bu ülke oluyor. Bir de yabancılık çekmeyeceği bir ortam var kendisi yani, açısından. Wellington var. Wellington'da var. Diyaloğu da çok önemli. Josef gibi yakın arkadaşı Wellington. Yani orada hani paylaşımda çok rahat alışabileceği bir ortam da var. Ben Alex Teixeira transferinin ha bugün ha yarın imza parası konusunun da çözülerek ki orada Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir miktar daha aşağıya çekip hani işi bitirme noktasına yaklaştığını öğrendik. Bugün yarın biter benim görüşüm. Hafta içi de Alex Teixeira davet edilir ki biraz hazırlık olduğunu biliyorum. Peki hemen.